4 2021 Salı günü akşam Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri 7'li plase ve 6'lı Gayan tahminlerimize beraberiz. Yabancı at yarışlarının tek adresi arkadaşlar bizim kanalımız. Mark Sport Tahmin kanalı. Öncelikle Greyville ile ilgili size şunu söylemem lazım. Bazı arkadaşlar oraya yazmışlar işte biz bir aydır takip ediyoruz da bir şey yok da falan da filan da. Tamam o zaman arkadaşlar biz AGF oranı yüksek atı neden vermiyormuşuz? Arkadaşlar bakın 4. koşuda 18 ganyanlı atı verdik. 5. koşuda 15 ganyanlı atı verdik. Kardeşim o zaman sen de AGF oranı yüksek olan atı sen yaz. Kazan. Yani bunu bu Baba. şekilde hırlayacağına kendin yaz yani. Bizi neden suçluyorsun ki? Biz sana 14, 15, 18 ganyanlık, 30 ganyanlık atları veriyoruz. Sen onu bulamıyorsun ki o bizi dinliyorsun. Ama biz buluyoruz. Bir aydır da değil. Bir yıldır buluyoruz. Ha, o yüzden arkadaşlar yani o arkadaşlara bunu söylüyorum özellikle iyi dinlesinler bizi, iyi takip etsinler veya hiç takip etmesinler. Daha iyi hatta takip etmemeleri. Evet. Philadelphia ile ilgili görüşlerimiz burada başlıyoruz. Yani tatlı bir program var bugün gerçekten ama arkadaşlar kısa kısa size şöyle söyleyeyim. 80 gibi liralık bir kupon çıktı. 80 liralık bir kupon çıkarabildik yani az. Neyse fena değil bu program. Altılı plase birinci koşuyla başlıyor Philadelphia'da. 11 tane safkan var. Maiden satış koşusuyla başlıyoruz. 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada bu toplamda 20 bin dolarlık bir koşu bu. Evet 4 tane atımız var burada tavsiye edebileceğimiz. Kusura bakmayın yani böyle o kadar da kolay bir ayak değil bu. Hani plasede ama 4 tane at var. İlk atımız 7 numaralı Tilsa Michel Sanchez'le. İkinci atımız 10 numaralı One Tough Rose Anthony Salgado. Üçüncü atımız Creek Jason Art bunun sahibi Abner Adorno ile ve son olarak 1 numaralı Elianas Mission Sylvester Gonzalez'le 7, 10, 2 ve 1 olarak geçiyoruz. 7'li plase olan oynayacak olan arkadaşlar hatta daha bile at yazabilirler buraya. Bir şekilde birinci koşuda yatma olasılığınız çok yüksek arkadaşlar. Hatta burada 4'ü dahi ilave etmeniz lazım. İlave dedim. Evet. Arkadaşlar 6'lı gayen ikinci koşuyla başlıyor. Philadelphia'da. Philadelphia böyle işte ayda bir kere falan TJK koyuyor ama biz gene de takip ediyoruz. Bizim görüş alanımızın içinde Philadelphia. Merak etmeyin. Evet 84 liralık bir kuponmuş bu arada. Arkadaşlar burada 1200 kum tüm koşular biliyorsunuz kum pisti oluyor burada. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Tam bir atımız var. O da Banco. Hero for Hire. 6 numaralı Frankie Pennington'ın bindiği safkanı günün ilk ayağında Banco olarak sürdürerek Banco olarak size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu safkanı burada ancak ekürler zorlar. O da ekürlerden zaten bir tanesinde koşacak. O da 6-7 ile koşacaktır. Bir de zannetmiyorum koşacağını. Sylvester Gonzalez zorlar. O da 7 numarayla. Ama burada muhtemelen yüksek ihtimalle 6 numara Hero for Hire yarışı kazanacaktır. 6 numara Banco. Evet arkadaşlar. Philadelphia'da ikinci ayak, üçüncü koşu 22.10'da satış koşusu 3 yaşlı İngilizler 1100 metre bir sürat koşusu izleyeceğiz. Toplam 25 bin dolar ikramiyenin olduğu bu koşuda. Arkadaşlar 4 tane at var bir de alternatif bankomuz var. Evet ilk atımız 1 numaralı Mr. Doda. O da bir alternatif banko burada. Her ne kadar jokey etkisiz bir jokey binse de bunu arkadaşlar. Bu grubun üstünde bir safkan bu. Burada Mr. Doda her ne kadar çalışma da yapmasa da birçoğu da çalışma yapmamış durumda. Burada bir numara alternatif banko olarak geçiyor. İkinci atımız 7 numaralı Iron Lad Angel Castillo ile. Üçüncü atımız 3 numaralı Winnie Dream Ruben Silvera ile. Dördüncü atımız 2 numaralı X-Brain Frankie Pennington'la arkadaşlar. Burada 1, 7, 3 ve 2 şeklinde bizler bunu bu şekilde geçeceğiz ama kupon fazla diyenler burada bu bir numarayı tek atmayı düşünebilirler kendilerince. Çünkü grubun böyle bir tık üstünde kalmış bir durumda. Tabii ki diğer bir yüksek handikap puanı olan Stretch Truth var ama biz bir fonksiyonunu göremedik.
Belki onu yazmak istersiniz tabii bu yani 1, 7, 3, 2 artı bir de 6 de, diyebilirsiniz. Geniş kupon yapmak isteyenler. Evet, Philadelphia'da arkadaşlar 3. ayaktayız, 4. koşudayız. 22.37'de başlıyor. Şartlı bir koşu. 4 ve yukarı yaşta safkanlar bir araya gelecekler. 1300 metre kumda. Toplam 18 bin dolar ikramiye var burada. 4 tane de atımız burada var. İlk atımız 6 numaralı Bengal Gal, Michel Sanchez ile. İkinci atımız 3 numaralı Enchanted Bull, Abner Adorno. Üçüncü atımız 1 numaralı Zeka, Jonathan Ocasio ile. Ve son ayakta 4 numaralı Bakia, Anthony Nunez arkadaşlar. 6, 3, 1 ve 4 şeklinde tam 4 tane atla da burayı geçtik arkadaşlar. Sıralamalar çok önemli. Dikkat edin o yüzden. Ona göre ikililerinizi ona göre düşünün. Evet. 5. koşu şartlı bir koşu. 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum pistte çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da tam 5 tane safkana yer verdik. Yine size bir tane de alternatif bankomuz olacak tabii ki. İlk atımız 3 numaralı Heart of a Dreamer Luis Ocasio ile. Bunu alternatif bankoda görebilirsiniz çünkü favori olduğu bir koşuda son 3 koşusu gayet tatminkar. Hatta son koşusunda favoriyken maalesef birinci gelemedi. Güzel de bir favoriydi. Şimdi burada AG4'a nasıl çıkar bilmiyorum ama 3 numara Heart of a Dreamer alternatif banko olma yolunda favori. Yani olma ihtimali çok fazla burada. Dikkat ediyorum. 3 numara dedik. 5 numara Kitmacho Michel Sanchez'le. Burada ikinci atımız. Üçüncü atımız 9 numaralı Bella Marine Hall Ruben Silvera ile. Dördüncü atımız 7 numaralı Big Bad Bud. Evet Big Bad Bud arkadaşlar Jorge Gonzalez ile. Beşinci atımız 2 numaralı Bills Mafia Jonathan Ocasio ile arkadaşlar. Burayı 3 başta olmak üzere dediğimiz gibi alternatif banko olarak 3, 5, 9, 7 ve 2 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Altılı ayağının 5. ayağına geldiğimiz zaman burada maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz safkanları bir araya gelmiş durumda. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Toplam 40 bin dolar ikramiye var arkadaşlar. Burada da bir tane alternatif bankomuz var size. 3 tane alt yazıyoruz ama. İlk atımız 2 numaralı Doktor Doom. Angel Castellano'nun bindiği. Bu safkanı size 11 Mart'ta 1 çift 0.89'u bir de çalışma yapmış ki böyle bir çalışma bu ayardaki yani böyle safkanlar Philadelphia olsun, Mahoning Valley gibi yerlerde yani çalışma yapması büyük lüks. Burada 2 numaralı Doktor Doom Angel Castillo ile alternatif banko. Yani bayağı bir güvenebileceğiniz bir alternatif banko ama iki tane daha safkan var ki bunlar da gerçekten birbirleri arasında yarışma yapmışlar, yarışa çıkmışlar. Daha henüz Doktor Doom'la karşılaşmamışlar. O yüzden bunlardan bir tanesi 8 numaralı Marvelous. 8 numaralı Marvelous Mike, Michel Sanchez ve 3 numaralı Rofi arkadaşlar. Yani burayı 2, 8 ve 3 olarak geçiyoruz. Ancak tekrar ediyorum 2 alternatif banko hangisine güvenebilirsin derseniz ben buna güvenin derim alternatif banko koymakta ama iki tane azılı rakibi var. Onlarla bir tanesi 8 numara, bir tanesi 3 numara. Çünkü gerçekten burada ikisi de kapışmış. Biri üçüncü, biri de dördüncü gelmiş. Yani dersem evet üçüncü ve dördüncü gelmiş birisi. O yüzden 8 ve 3'ü de kuponunuza risk almak istemeyen de ilave edebilirler. Burayı 2, 8, 3 şeklinde geçtik. Evet. Altılı Gaya'nın son ayağındayız. Altılı Gaya'nın son ayağı gece 23.58'de 1670 metre 4 ve yukarı İngilizler başlığımız var. Gündem hemen hemen en zor ayağı arkadaşlar. İmkanı olanlar bu aya burada 9 tane at var. Eğer çıkan at olsa da bilemiyorum ama 9 at olmuş oluyor. Çünkü bir tanesi Frankie Pennington ya 1'e ya 10'a binecek. Ve burası 10 attan 9 ata düşecek. Ama biz gene de 7 tane at verelimse sıralama yapalım en azından ki riski sevmeyen arkadaşlar burayı kapatmalarında yarar var. İlk atımız 6 numaralı Politi Jamie Rodriguez ile 17 Mart'ta 1.02.11 bir çalışma yapmış.
İkinci atımız 3 numaralı Royal Cup Edwin Rivera ile. Üçüncü atımız 5 numaralı Beringer Spring Michel Sanchez ile. O da 17 Mart'ta 1.03.45'lik çalışma yapmış. Dördüncü atımız 4 numara Vera San Dexter Haddock ile. O da 13 Mart'ta 38.14'lük bir 600 metresi çalışması var. Beşinci atımız 1 numaralı Bouncing Around Frankie Pennington ile. O da 6 Mart'ta 48.23'lük bir çalışma yapmış. Muhtemelen Frankie Pennington 1'e binecek. Evet, 6. atımız 9 numaralı Sambam Ruben Silvera ile. O da 9 Mart'ta 50.06'lık bir çalışma yapmış ve son atta 8 numaralı Knock by the Sea Ruiz Rivera ile. O da arkadaşlar herhangi bir çalışma yapmadan katılıyor ama yarışları gayet iyi. Çok dikkat yani. Evet, buradaki sıralamamız şu: 6, 3, 5, 4, 1, 9 ve 8 şeklinde. Evet, bu şekilde Philadelphia'yı da noktalamış oluyoruz arkadaşlar. Premium üye olmak isteyen arkadaşları katıl butonundan Premium üye olanı Gold, yani Gold veya VIP olursanız bir fonksiyonu yok arkadaşlar. Sadece ve sadece WhatsApp iletişimimiz katıl butonuna bağlı. Şu anda 31 Mart'a kadar bu premium üyelikten faydalanan YouTube üzerinden premium üyemiz olan arkadaşlara 3 ay boyunca direkt olarak WhatsApp iletişimi hediye ediyoruz. 31 Mart'tan sonra gelenler sadece aylık olarak devam edeceğiz. Evet, çok güzel performans gösteriyoruz arkadaşlar şu anda. Tavsiyem olur ki lütfen değerlendirmeye çalışın, işi ciddiye alanlar. Tüm bu geniş ayrıntılara web sitemiz www.marksporttahmin.com'dan da ücretsiz üye olarak ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde Philadelphia'yı da noktalandırıyoruz. Her şey gönlünüze göre olsun. Rast gelsin diyelim arkadaşlar. Bol şans.